Koray Hocam, borsa günlüğü nasıl tutulmalı? Evet, borsa günlüğü önemli bir aşama, önemli bir eleman. Borsada yaptığınız işlemleri görmek ve kendinizi geliştirmek için. Borsa günlüğünü tutarken hangi hisseyi aldığınız, o gün yaşadığınız olaylar, örneğin sinirli misiniz, herhangi bir probleminiz mi oldu, bu tür duygusal değişiklikleri not etmek, yaptığınız işlemler, örneğin niye o işlemi yaptınız, niye o hisseyi almayı düşündünüz, bunu not etmek, örneğin direnç destek seviyeleri neydi, niye aldınız, bir haber var mıydı o şirket hakkında, onun dışında nerede çıktınız, bunu grafik üstünde işaretleyip giriş yerinizi, stop loss'u nasıl taşıdınız, taşıdığınız noktaları grafik üstünde not edip, nerede çıktığınızda tabii ki aldığınız risk miktarını, yani kullandığınız her elemanı, hesapladığınız her noktayı not almak önemlidir. İki tür not alacağımız konu vardır. Biri, detaylı olarak bir hisse üstünde yaptığımız işlemleri not alırız. İkinci olarak da bir Excel tablosunda bütün yaptığımız işlemleri listeleriz. Bu tabii ki giriş noktası, çıkış noktası, stop loss noktası türündeki notlar oluyor. Belli bir süre sonra, örneğin aylık olarak ya da haftalık olarak geriye bakıp, tabii bu yaptığımız işlem türüne göre değişebilir. Örneğin swing trade yapıyorsak daha az işlemler yapmış oluruz. Day trade yapıyorsak işlemlerimiz gün içinde daha çok olduğu için kontrol aşamaları da daha sık olur. Yani bunları belli aşamalarda kontrol edip nerelerde hatalarımız oldu, nerede işleme girmişim, nerede çıkmışım, bu benim planımla uyuyor mu, uymuyor mu? Planımla uymayan yerlerdeki yaptığım kayıplar, düzeltmem gereken yerler oluyor. Bunun gibi her şeyi not edip, yani günlük bir aslında hayatta kendinizi geliştirebileceğiniz noktalardan da biri olabilir günlük tutmak. Normal hayatta da günlük tutarsanız kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu borsanın hayata katabileceği de bir kazanç oluyor. Günlükleri böyle tutabiliyoruz, yani borsa günlüğümüzü ve Excel tablosunda da yaptığımız işlemleri tutup kayıplarımız, kazançlarımız, Excel tablosunu bir şirketin muhasebe kaydı olarak düşünebilirsiniz. Yaptığınız işlemlerin detaylı açıklamalarını ise başka bir dosyaya koyabilirsiniz.